Canlarım selam. Benim 10. sınıf biricik öğrencilerim. Akademi serisinde 10. sınıf sayma ve olasılık ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kombinasyon ikinci videoyu sizlere yayınlıyorum. Hatta şu anda yayınlama vaziyetindeyim. Arkadaşlar lütfen çıktı alarak ve Ücretsiz PDF'i önünüze koyup benimle beraber yazarak ilerleyin lütfen. Bu dersin bir de ödevi var. Videonun açıklama kısmındaki Google Drive'dan 10. sınıf konu anlatımının yanındaki ödev klasörüne girip kombinasyon ikinci videonun ödevini indirerek de benimle beraber e, ders yaptıktan sonra ödevinizi çözebilirsiniz arkadaşlar. Önemli bir konu artık kombinasyonun bir önceki derste hani formül tarafına değmiştim ya. Şimdi birazcık daha kombinasyonun işlem tarafına değineceğim arkadaşlar tamam mı? Hazır mısınız? Başlayalım mı? Bu arada birinci videoda yani kombinasyon 1'de çözmediğim bıraktığım bir soru vardı. Onu problem tipine çevirip çözeceğim demiştim. Bu dersin sonunda o soruyu da sizlere çözeceğim arkadaşlar. Şimdi gelin kombinasyonun ikinci dersine yani 10. sınıf Eylül ayının 5. haftasının Sondan bir önceki dersine başlayalım. Şimdi canlarım kombinasyon için ne demiştik? Sıra gözetmeksizin yapılan seçme işlemine biz kombinasyon adını veriyorduk. Şimdi bakın bize bir tane küme vermiş. Kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı bir küme verilmiş. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısını soruyor. Zaten kombinasyonun tanımı buydu. N'in R'li kombinasyonu demek en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısına verilen isimde. Dolayısıyla burada 6 tane eleman var. Bunun 3 elemanlı alt küme sayısı demek 6 tane elemandan 3 tanesini rastgele seçmek demek. 6'nın üçlüsü 6 çarpı 5 çarpı 4 3 defa geriye açıyorduk. Bölü 3 faktöriyel yazıyorduk. Bu 3 faktöriyelle bu 6 sadeleşir. Yani 6 elemanlı bir kümenin 20 tane 3 elemanlı alt kümesi vardır. Umarım mevzu anlaşılmıştır. Tamam mı? Hadi bakalım. Örnek 2 ile devam ediyorum. Aa, bak örnek 2'ye bak. Kümesinin en çok 3 elemanlı alt küme sayısı. En çok 3 elemanlı. Kaç elemanlı bir küme? 7 elemanlı. 7 elemanlı bir kümenin en çok 3 elemanlı alt küme sayısı. En çok 3 elemanlı. Ha. Şimdi en çok 3 elemanlı Türkçe olarak şu anlama gelir, değil mi? 3 elemanlı alt kümeleri, 2 elemanlı alt kümeleri, 1 elemanlı alt kümeleri bir de sıfır elemanlı alt kümenin. Heh tamam. 7 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 7'nin 3'üsüdür. 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı 7'nin ikilisidir. 7 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı 7'nin birlisidir. 7 elemanlı bir kümenin 0 elemanlı alt küme sayısı da 7'nin 0'lısıdır. Oo, bunların hepsini ne yap diyor bize? Topla diyor. Şimdi 7'nin sıfırlısı 1 yapar. 7'nin birlisi 7. E n'in sıfırlısı 1'di, e n'in birlisi n'di. 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 bölü 2 faktöriyel. 7'nin üçlüsü de 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 faktöriyel. Hadi bakalım bunları toplayalım. Şimdi şu 3 faktöriyelle şu 6 sağdaşır zaten. 3 faktörel 6 olduğu için. 7 kere 5'ten burası zaten ilki 35 geldi. Diğerine bakıyorum 42 bölü 2'den 21 geldi. Yanında bir tane 7 var bir tane de 1 var. 35 21 daha 66. 66'ya 7 eklersem 73 1 daha 74. Yani 74 tane en çok 3 elemanlı alt kümesi vardır diyebiliriz canlarım. Tamam mı? İndim mi aşağıya. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A elemanı bulunur? Oo, bak şimdi. Bize 6 elemanlı bir küme verilmiş ve 4 elemanlı bir alt küme istiyor ama bu 4 elemanlı alt kümenin özelliği içinde A bulunacak. Yani A'yı peşinen seçmiş olacağım oraya. Peki A'yı oraya yazdım. Bu arada A'yı nereye yazdığımın önemi yok. Çünkü kümelerde hangi elemanın nereye yazıldığının bir önemi yoktur. Kümelerde sıra yoktur. Sıra gözetmez kümeler. AB de aynı kümedir. BA da aynı kümedir. Dolayısıyla ben başa yazdım. Peki. Şimdi bu 4 elemanlı alt kümeyi oluşturabilmek için bana 3 eleman daha lazım. 1 2 3. Ama artık bu 3 elemanı bu A'dan seçemem. Yani bu geri kalandan seçmem lazım. Çünkü A'yı bu kümeye zaten yazdım. Bir kümeye bir eleman bir defa yazılır. E o zaman buradaki 3 tane elemanı buradaki 1 2 3 4 5 tane elemandan seçersem olayı bitiririm. Yani bu sorumuzun cevabı 5'in üçlüsü. 5'in üçlüsü aynı zamanda 5'in ikilisine eşittir. 2 artı 3 toplamı 5 yaptığı için. 5'in ikilisini hesaplamak 5'in üçlüsünü hesaplamaktan daha kolaydır. 5'in ikilisi de 5 çarpı 4 bölü 2 faktöriyel. Yani 2 çarpı 1'dir. Yani 20 bölü 2'den 10. Bu 6 elemanlı kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin 10 tanesinde A. Geldim 4'e. Kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde 2 ve 5 bulunur? Ama 6 bulunmaz diyor. Hmm şimdi. Şimdi bak. Kaç tanesinde 4 elemanlı alt kümenin diyor. O zaman 1, 2, 3, 4. 4 elemanlı bir alt küme. Tamam mı? 2 ve 5 bulunacak. O zaman 2'yi buraya yazdım. 5'i de buraya yazdım. 2'yi buradan sildim. 5'i de buradan sildim. 6 bulunmaz diyor. O zaman 6'yı da sildim buradan. Çünkü geri kalan 2 tane elemanı 2 ile 5'ten de seçemem. 6'nın bulunmamasını istediği için 6'dan da seçemem. E o zaman kardeşim bu 2 elemanı seçeceğim ama. Bu 2 elemanı hangi elemanlardan seçeceğim? Ya 1'den ya 3'ten ya 4'ten ya da 7'den. Yani 4 tane elemandan rastgele 2 tanesini seçmem gerekiyor. 4'ün ikilisi. 4'ün ikilisi de 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Yani 12 bölü 2'den kaç yapacaktır? 6 yapacaktır arkadaşlar. Yani 6 tane kümede 2 bulun 2 ve 5 bulunur ama 6 bulunmaz. Anlaştık mı? Devam ediyorum buradan bak şimdi. Kümesinin elemanları kullanılarak x küçük y küçük z koşuluna uygun, kaç tane x y z, 3 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. Şimdi şimdi bu aslında çok basit bir soru ama böyle zor gibi duruyor. Şimdi 3 elemanlı bir küme var burada değil mi? Bir şey 3 basamaklı bir sayı var. 3 basamaklı. 0'ı başa seçmediğimi düşünürsen Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elemandan 3 tanesini seçeceğim. 7'nin üçlüsü 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Yani bunlar da birbirini götürürse 35 tane sayı. Arkadaşlar zaten bu 35 tane sayı buradan yani elinde 35 tane sayı x küçük y küçük z koşuluna uygun tamam x küçük y küçük z koşuluna uygun şekilde seç o zaman 35 tane sayıyı. Yani burada bu koşul sana farklı bir seçim alternatifi vermez. Yine rastgele 7 sayıdan 3 tanesini seçer ve onları sıralarsın. Tamam. Mı? Yani böyle zor gibi gözüküyor ama zor bir soru falan değil. Yani bir ekstrası olan bir soru değil. Sadece böyle biri biraz bizi yanıltıyor. Şimdi diyor ki 7 tane kız ve 6 tane erkek öğrencinin bulunduğu bir gruptan 3 kız ve 2 erkekten oluşan 5 kişilik kaç farklı ekip oluşturulabilir? Bak ekip oluşturma sorularında neyi kullanıyoruz diyordum? Kombinasyonu. Şimdi elimde 7 tane kız var. 6 tane erkek var. Ben 5 kişilik bir grup oluşturuyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi diyor ki 3 tane kızdan oluşacak. Şimdi o zaman 7 tane kızın içerisinden rastgele 3 tane kızı seçeceksin. V. V dediğim için çarpım devam ediyor. Seçtim diyelim. Kız 1, kız 2, kız 3. Şimdi geriye kaç tane daha kişi seçmen lazım ekip oluşturmak için? 2 tane. Peki o 2 kişiyi kimden seçeceksin? 2 tane de erkekten oluşuyor. Yani onu da 6 erkekten seçeceksin. Yani çarpı 6'nın ikilisi. İşte bu kadar 5 kişilik grup vardır. 7'nin üçlüsü az önce yaptık. 35. 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel. Yani 2 çarpı 1'den. Bunlar sadeleşir. 15. E arkadaşlar 35 çarpı 15'ten ne yapar 35 çarpı 15? Şurada yapalım. 35 ile 15'i Aslında şöyle yapabiliriz. 35 ile 30'u ya da 70 ile 35 ile 30'u çarpalım. 35 ile 30'u çarpsak 1050. 1050'yi 2'ye bölsek. 1000'i 2'ye böldüm. 500, 525. 525 tane grup oluşturulabileceğini söyleyebiliriz canlarım. Tamam mı? Şimdi 7. Birbirinden farklı 10 dersten 4'ü aynı saatte verilmektedir. Bu dersler arasından 5 ders kaç farklı şekilde seçilebilir? Bak. 10 tane ders var. 4'ü aynı saatte. Bak. Ders 1, ders 2, ders 3 ve ders 4 bunlar aynı saatte olsun. Ders 5 farklı bir saatte, ders 6 farklı bir saatte, ders 7 farklı, ders 8 farklı, ders 9 farklı ve son olarak ders 10 farklı. Şimdi Buradan 5 tane ders seçeceğim. Şöyle yapabilirim. Buradaki 4 tane dersten bir tanesini seçerim. Çünkü bunların 4 tanesinden birden fazlasını seçemem. Çünkü hepsi aynı saatte. Şöyle yapabilirim. Bu 4 dersten bir tanesini seçerim. Kaç ders seçmem lazımdı? 5. Kaç tane seçtim? 1 tane. Geriye kaç ders kaldı? 4 ders daha seçmem lazım. E burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ders var. Bu 6 tane dersten de 4 tanesini seçerim. Böyle yapabilirim. Veya, veya bu 4 dersten hiçbirini seçmem. Direkt 5 tane dersimi bu 6 dersten birinden seçerim. Yani 6'nın 5'lisi. Var mı arkadaşlar başka bir ihtimal? Yok o zaman bu kadar. 4 çarpı 6'nın 4'lüsü aslında 6'nın ikilisine eşittir. 6'nın ikilisi de 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyeldir. 6'nın 5'lisi aslında aynı zamanda 6'nın 1'lisine eşittir. 5 artı 1 6 ettiği için. 6'nın 1'lisi de 6'dır. Bunlar sadeleşirse 3. 3. 3 kere 5'ten 15, 15 kere 4'ten 60. Bir de 6 eklersen buranın cevabı 66. Yani 66 farklı şekilde bu dersi ne yapabilirim? Seçebilirim canlarım. 8. Bak şimdi. 12 soruluk bir sınavda bir öğrenci 8 soruyu cevaplamak zorundadır. Tamam. İlk 5 sorudan en az 3'ünü cevaplamak zorunda olan öğrenci 8 soruyu kaç farklı şekilde seçebilir? Bak şimdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane soru var. 1 2 3 4 5 İlk 5 soru böyle. Geri kalan 7 soru gibi düşünelim. Şimdi nasıl seçebiliyormuşuz? İlk 5 sorudan en az 3'ünü cevaplamamız lazım ve 8 soru cevaplamamız gerekiyor. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İlk 5 sorudan 3, en az 3'ünü cevaplayacağız ya. 5 tanesinden 3 tanesini cevaplarız. Veya Şöyle bakın, 5'inden beş, şöyle diyeyim bak, daha güzel olacak. Bak şimdi, izle beni. Şimdi ilk 5 sorudan 3 tane, geriye kalan 7 sorudan kaç tane? Toplamda 8 tane mi cevaplamam lazım? O zaman 3 tanesini cevapladım, 5 tane. Veya, artı yaptım, ilk 5 sorudan 4 tane cevaplarım. En az 3 tane cevaplıyorum ya, 4 tane cevaplayabilirim. Geri kalan 7 tane sorudan 4 tane cevaplarım. O zaman ne olur toplamda? 8 soru cevaplamış olurum. Bu da bir ihtimal olabilir. Devam ediyorum bakın bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Veya ilk 5 sorudan, ilk 5 sorudan 5'ini de cevaplarım. 5 tane. Geri kalan 7 tane soru var ya, bundan da 3 tane cevaplarım. Orası gözükmedi. Şöyle yapalım. Şöyle gözükecek. Tamam mı? Şimdi bak, ilk 5 sorudan 3 tanesini seçtim. 5'in 3'lüsü ve Kalan 7 sorudan 5'ini seçtim. 7'nin 5'lisi. Güzel. Şu an bitti. Veya ilk 5 sorudan 4 tanesini seçtim ve 7 tanesinden 4 tanesini seçtim. Yine 8 tane. Veya ilk 5 sorudan 5'ini de seçtim ve geri kalan 7 sorudan 3 tanesini seçtim. İşte cevabımız bu. Gel şimdi yapalım. 5'in 3'lüsü. Aynı zamanda 5'in ikilisine eşittir. 5'in ikilisi de 20 bölü 2'den 10'dur. Bura 10. 7'nin 5'lisi aynı zamanda 7'nin ikilisine eşittir. O da 7 çarpı 6 bölü 2'den 42 bölü 2 yani 21. Veya 5'in dörtlüsü 5'in birlisine yani 5. 5 7'nin dörtlüsü 7'nin üçlüsüne eşit. 7'nin üçlüsü az önce 35'ti. 5'in 5'lisi 1'dir. 7'nin üçlüsü de 35'tir. Şimdi 10 çarpı 21, 210 geldi zaten. 5 çarpı 35, 175 geldi. Buradan da 35 geldi. 35 ile 175'i toplayınca 210, 210 da burası 420 farklı şekilde bu soruların cevabını seçebilirim canlarım. Anlaştık mı? İndim buraya. Bak şimdi diyor ki 8 tane öğrenci arasından 5 kişilik bir ekip ve bu ekip içinden de bir tane başkan seçilecek. Bir başkan ve 4 üyeden oluşan bu ekip kaç değişik şekilde oluşturulur? Şimdi canlarım bakın 8 öğrenci arasından 5 kişilik ekip ve bir tane de başkan seçilecek. Şimdi öncelikle 8 kişinin içerisinden bir tane e, şey 5 kişiyi seçelim. Yani 8'in 5'lisi. Şu an ne yaptık? 8 kişiden rastgele 5 tanesini seçtik. Buradan da bir tane başkan seçeceğiz. E şimdi 5 tane kişi var. 5 tane kişi içerisinden başkan olma ihtimali nedir? Ya 1. kişidir, ya 2. kişidir, ya 3. kişidir, ya 4. kişidir ya da 5. kişidir. Yani bir de buradan 5 tane ihtimal. Daha doğrusu 5 kişiden bir tane başkan seçeceğiz. Yani 5'in birlisi. 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşittir. 8'in 3'lüsü de 8 çarpı 7 çarpı 6 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1. Bunlar sadeleşirse 56. E burası 56 burası 5 ise 56 çarpı 5. Yani 280 farklı şekilde bu ekip oluşturulabilir diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi 7 farklı geometri kitabı her öğrenciye ikişer kitap vermek üzere 3 öğrenciye kaç farklı şekilde dağıtılır? Şimdi öğrenci 1 var burada, öğrenci 2 var burada, öğrenci 3 var burada. Şimdi 7 tane geometri kitabımız var. Tamam mı? Her öğrenciye 2 farklı şekilde dağıtacağım. Şimdi öğrenci 1 bu 7 tanesinden ikisini alacak. Çarpı. Öğrenci 2, 7'si gitti, 5'i kaldı. Bu 5 tanesinden ikisini alacak. Çarpı. Bu 5'inden de 2 tanesi gitti. Öğrenci 3 de bu 3 tanesinden 2 tanesini alacak. 7'nin ikilisi e, 42 bölü 2'den 21. 5'in ikilisi 10. 3'ün ikilisi 3. Yani cevabımız 630 olacak. 630 farklı şekilde dağıtabiliyormuşuz. Şimdi diyor ki 11'de 5 farklı matematik 3 farklı fizik ve 4 farklı kimya kitabı arasından 2 matematik, 1 fizik ve 2 kimya kitabı. Şimdi 5 matematikten ikisini seçeceksin. O zaman 5'in ikilisi ve seçme işlemi devam ediyor. 3 fizikten birini seçeceksin. 3'ün birlisi, 3'ün birini alıyorsun. Ve 4 kimyadan ikisini seçeceksin. 4'ün ikilisi. Şimdi 5'in ikilisi 10'dur. 3'ün birlisi 3'tür. 4'ün ikilisi de 6'dır. 4 çarpı 3 bölü 2 faktöriyelden. Yani toplamda 180 farklı şekilde seçim yapabileceğinizi söylüyor. Tamam mı? 12. Bak şimdi. Diyor ki aralarında Furkan ve Ekin'in de bulunduğu 9 kişi içinden 5 kişilik bir grup seçilecektir. Funda ve Ekin her durumda aynı grup içinde bulunmak şartıyla kaç farklı seçim yapılabilir? Bak 5 kişilik bir grup seçilecek. 1, 2, 3, 4, 5, 9 kişi içinden mi? Funda ve Ekin her durumda aynı grup içerisinde bulunmak şartıyla. Yani Funda ve Ekin bu gruplarda bulunacak diyor. Yani Funda ve Ekin'i buraya ya yazacağım diyor ya da yazmayacağım. Aynı grupta bulunacaklar diyor. Şimdi şöyle o zaman. Funda ve Ekin'in olduğu veya aynı anda Funda ve Ekin'in olmadıklarına bakalım. Şimdi Funda ve Ekin varsa... O zaman 9 kişiden 2 kişi eksilir, 7 kişi kalır. Ve bu 7 kişinin içerisinden 3 kişi seçmemiz gerekiyor. Çünkü 5 kişinin 2'si doldu zaten. Geri kalan 3 kişiyi seçmem lazım. E funda ve ekini yani 9 kişiden ikisini seçtim zaten. O zaman geriye 7 kişiden 3'ünü seçmek kalır. Veya funda ve ekini yazmıyorsam yine 7 kişiden o ikisini kenara ayırırım, onları seçmeyeceğim 9 kişiden. 7 kişiden direkt 5 kişiyi seçeriz. Bu 7'nin 5'lisi de Funda ve Ekin'in olmadığı gruplardır. 7'nin 3'lüsü 35'tir. 7'nin 5'lisi 7'nin ikilisine eşittir. Yani 21'dir. Bunları da toplarsam toplamda 56 tane grup bulunur. Funda ve Ekin'in aynı grupta bulundu. Örnek 13. Şimdi diyor ki bir babanın elinde çocukların Nur ve Taner'e verilmek üzere 4 mavi 3 kırmızı bilye vardır. Önce Nur'a 3 bilye Sonra da Taner'e herhangi iki bilye kaç değişik şekilde verilebilir. Şimdi arkadaşlar bir babanın elinde 4 tane kır mavi, 4 mavi, 3 tane de kırmızı. Yani toplamda 7 tane bilye var. Nur'a 3 bilye vereceğiz. Hangisinden vereceğimiz belli mi? Değil. O zaman 7'nin üçlüsü. Peki. Ee, ne oldu? 7'nin üçlüsünü verdik. 7 bilye vardı. Geriye 4 tane bilye kaldı. Onun da 2 tanesini tanere vereceğiz. Yani 4'ün ikilisi. O zaman 7'nin üçlüsü 35. 4'ün ikilisi de 6. 35 çarpı 6. 6 kere 5 30. 210 farklı şekilde verilebileceğini söyleyebiliriz. Buraya geldik. Örnek 14. Gülay bu arada bu sorunun farklı bir çözümünü de yapayım size. Aklıma geldi. Burada şöyle bir şey deseydi. Nura belirli 3 bilye deseydi. Belirli 3 bilye. O zaman şöyle düşünürdüm. Yani daha doğrusu belirli demeyeyim de aynı renkten 3 bilye diyelim bak. Onur'a, a, Nura aynı renkten 3 bilye deseydi soru şöyle değişirdi. Şimdi Nura 3 mavi vermiş olabilir. Geri kalandan 2 tane tanere vermiş olabilir. Veya Nura e, kırmızıdan 3 tane vermiş olabilir. Geri kalan 2 tane tanere vermiş olabilir. Şimdi 4 e, mavi olduğu için 4'ün üçlüsü Geriye kaç tane kalır? 4 bilye kalır. 4'ün ikilisi veya 3'ün üçlüsü, 3 kırmızı var zaten. Geriye de 4 bilye kalır, 4'ün ikilisi. 4'ün üçlüsü, 4'ün bilisine eşit 4, bu da 6. 6 kere 4'ten 24. 3'ün üçlüsü 1, 4'ün ikilisi 6, 1 çarpı 6'dan 6. Buradan da cevap 30 çıkardı. Aynı renk diye söylemiş olsaydı. Örnek 14. Gülay 6 arkadaşıyla birlikte fotoğraf çektirecektir. 3 kişi ön sırada, 4 kişi arka sırada ve Gülay da bu 4 kişinin içinde bulunmak koşuluyla kaç farklı biçimde fotoğraf çektirebilirler. Şimdi ön sıra ve arka sıra var. Ön sırada 3 kişi varmış. 1, 2, 3. 4 kişi de arka sıradaymış. 1, 2, 3, 4 kişi. Gülay ile beraber toplamda 7 kişi var. Şimdi Gülay 4 kişinin içinde yani Gülay arkada olacak arkadaşlar. Dolayısıyla Gülay'ı arkada bir yere yerleştireceğiz. O zaman Gülay gitti 6 arkadaş kaldı. E, 3 kişi arkaya seçeceğiz. 6'nın üçlüsü. Geri kalan 3'ünü de öne seçeceğiz. 3'ün üçlüsü. 6'nın üçlüsü zaten 20. O halde sorumuzun cevabı direktman 20 olarak çıkacak. Tamam mı? Bakın kombinasyon soruları aslında zor değildir. Sınavınızda da zor gelmeyecek. Ama bunu kolaylaştırıp zorlaştırılacak olan kişi sizsiniz. Ön yargılı olur da yapamam diye düşünürseniz yapamazsınız. Ama basit düşünürseniz gerçekten zor sorularla karşılaşmayacaksınız. Şimdi bir önceki dersten yani kombinasyon birden sizlere o yapmadığımız boş bıraktığımız soruyu bir açayım. Gel. Bak şimdi soru şuydu 8. soruydu hatırlıyor musun? Toplamın eşiti kaçtır? Şimdi bak aslında burada bir seçme var bak. 2022 kişiden 3'ünü seçmiş. Sonra 2022'den ikisini, 2021'den birini seçmiş. Sonra 2022'den birini, 2021'den ikisini seçmiş. Sonra da 2021'den 3'ünü seçmiş. Bak. Aslında sanki şöyle gibi değil mi? Sanki 2022 tane atıyorum erkek varmış, 2021 tane de kız varmış ve buradan 3 kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilir diye sormuşum. Adam da şöyle yapmış. 3 kişilik grup seçeceksin de 3'ünü erkek seçebilirsin. İkisini erkek, birini kız seçebilirsin. 3 erkek. Birisini erkek, ikisini kız seçebilirsin. Üçünü de kız seçebilirsin. Yani aslında burada toplam 4043 kişiden 3'ünü seçme durumu vardır. Bu sorunun cevabı 4043'ün üçlüsüdür arkadaşlar tamam mı? Çok bu da böyle seçme mantığını anlamamız gereken sorulardan bir tanesi. Şimdi kombinasyonda seçme olayını anladık. Üçüncü videoda birazcık daha geometrik şeylerden bahsedeceğim size. İşte doğru oluşturma, çember oluşturma, üçgen oluşturma, dörtgen oluşturma. Merak etmeyin onlar da zor olmayacak. Tam sınava yönelik güzel bir anlatım yapacağım size. Sınavdan önce zaten bayağı bir sınava hazırlık sorusu çözeceğiz. O sorularda da zaten her şeyi yerli yerine koymuş ve pekiştirmiş olacaksınız canlarım. Bir sonraki videoda kombinasyon sonunda görüşmek üzere hepiniz kendinize iyi bakın hoşça kalın sağlıklı kalın mert hoca ile kalın akademi serisi ile kalın canlarım.